gençler kanalıma hoş geldiniz. Antin Kuntin Gemi'de haftanın maçından yeni Malatya Spor Galatasaray karşılaşmasını oynayacağız. Şu anda maç zaten büyük bir ihtimalle oynanıyor diye tahmin ediyorum. Sakatları ve cezalı olan oyuncuları Galatasaray'da almadım. Tabii ki rakip takımda bunu yapmam mümkün değil. Mesela örnek veriyorum. A nokta Mina olan oyuncu aslında şu anda sarı kart cezalısı ama bu maçta oynayacak. Ben kadroyu bu şekilde koydum. Sakatları örneğin Feghouli'yi oynatamıyorum. Emre Akbaba'yı oynatamıyorum. Eren Derdiyok'u oynatamıyorum. Sakat zaten Galatasaray şu anda revire dönmüş durumda. Tarık Çam'da, Emre, Onyekuru, Serdar Aziz, Fernando bunlar sakat. Yedeğe alabildiğim oyuncular ancak bu kadar oldu. Bunun dışında Nagatomo bildiğiniz gibi sakat. Nagatomo'yu aşağıya alalım hatta. Böyle şuraya alalım. Lines'i oynatabiliriz. Çünkü Lines sakat değil. Lines'i de şöyle alalım. Feghouli sakat. Feghouli'yi de oynatamıyoruz ne yazık ki. Şuraya kaleciyi koyalım. Kaleci sınır olsun. Geri kalanlar oynayabilecek oyuncular arkadaşlar. Yeni Malatya Spor'da tabii dediğim gibi sakatları değiştiremiyorum ama bu şekilde oynayabileceğiz. Forvet'e Sinan Gümüş'ü almak zorunda kaldım. Muğdat'ı da alabilirdim. Yani Muğdat'ı forvet oynatabilirdim. Muğdat forvette 72 ile oynuyor. Sinan aslında sağ açıkta oynayabilir. Şöyle mi yapsak? Muğdat biraz da hızlı bir oyuncu. Sinan o kadar hızlı değil. Evet ya yani böyle yapalım. Muğdat'ı santrafor oynatalım Eren'in yerine. Geri Rodriguez sol açık oynasın. Sinan Gümüş'ü sağ açık oynasın. Belhan da arkalarında. Ndiaye ve Donk, Maicon ve Ahmet Çalık stoper olarak oynayacaklar. Sol bek olarak Lines'i oynatabilirim aslında Ömer'in yerine. Evet Ömer'in yerine Lines'i alalım. Ömer'i belki ikinci yere alırız. Mariano'yu sağ bek olarak oynatacağım. Bir geri gelelim. Bir de genel ayarlardan bu orta seviye değil de bunu en iyi oyuncu seviyesi yapalım. Aynen bu kadar sakatla 10 dakika en iyi oyuncu seviyesi bence iyidir. Top nasılmış top? Topu değiştirelim ya. Evet bu güzel Merlin. Evet başlama vuruşu diyelim. Evet yeni Malatya Spor başladı. Sadık. Pasını veriyor Alesic. Sadık tekrar oynadı. Mariano ışığıyla bıraktı Ndiaye. Ndiaye'den Sinan Gümüş. Sinan'dan Muğdat'a. Muğdat'a tekrar Sinan'a. Sinan bıraktı şimdi Mariano'ya doğru. Mariano çevirdi ortasını yaptı. Ndiaye çevirdi. Ndiaye ve ulan ya o nasıl girmedi be? Ulan o nasıl girmedi ya? Ndiaye gerçekten burada Muğdat'a doğru attım top. Ndiaye iyi sıyrıldı. Güzel de çekti ama direğe çarpan top out'a çıktı ya. Ya o top o direğe çarpıp nasıl içeri girmedi? Çok ilginç. Fizik kurallarına aykırı bir netice oldu. Evet, Farnole oynuyor. Degajını yapıyor. Adem'e doğru gelen top Maicon kafayla indirdi ama Guilherme pası Pereira. Pereira'dan Alesic. Alesic'e tekrar Pereira. Pereira içeri doğru sokuldu. Pereira karşısında Mario Maicon var. Maicon'un müdahalesi yerinde şimdi top Ndiaye'de kaldı. Ndiaye'nin pası ama hatalı. Şimdi pardon Mariano'ydu. Yanlış söyledim. Mariano şimdi oynadı. Sinan Gümüş. Sinan oyun alanında tutamıyor topu. Sadık Pereira. Çok güzel. Mariano müthiş sıyrıldı. Pasını da verdi. Alesic mi? Donk bu. Donk aldı. Donk. Şimdi pası Muğdat'a. Muğdat içeri doğru sokuldu. Geriye çıkartmak istedi olmadı. Pereira pası bırakıyor Donald. Donald'dan şimdi Guilherme. Adem. Adem. Donk geldi. Adem ayağından al topu. Şimdi geri Rodriguez. Pasını veriyor Muğdat Çelik. Muğdat sıyrıldı. Muğdat sert şutu savunmaya hatta kendi oyuncusuna donka çarpıyor. Sakatlıklar açıkçası bizim belimizi çok bükmüş durumda. Emre Akbaba'yı oynatmayı çok isterdim. Şimdi Pereira sağ kanattan gelecek Malatya Spor derken Ndiaye girdi al topu. Sinan Gümüş Muğdat'la oynuyor. Muğdat. Muğdat dönemedi. Sadık'tan şimdi Murat pası Alexic Pereira. Pereira Ndiaye'nin müdahalesi yerinde.
Muğdat'la gol arıyoruz arkadaşlar. Açıkçası Galatasaray açısından yani gerçekte de Muğdat aslında çok hızlı bir oyuncu ve iyi bir oyuncu da. Kendisini göstermesi için Eren'in yokluğunda kendisini göstermesi için bence güzel bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirirse çok şeyler yapabilir diye düşünüyorum ben Muğdat için. Pereira şimdi sağ kanatta Buğra'ya verdi topu ama Mariano geldi al topu. Şimdi Sinan. Sinan pasını bırakacak Ndiaye. Ndiaye şimdi düzeltti. Ndiaye müthiş bir çalım. Belhanda Ndiaye ayır olmadı. Top Sinan'a da gelmedi. Adem Büyük. Belhanda'nın baskısı var. Mariano orada Pereira karşısında. Pereira'dan önce Mariano'nun müdahalesi yerinde ama topu oyun alanında tutamıyor. Taç. Malatya Spor kullanacak. Hayır, hakem foul dedi. Taç değil, foul kullanacaklar. Oo, çok kontrpiyede kaldı. Muslera top savunmaya çarpınca Muslera boşa çıkmış oldu. Neyse ki top kaleye gitmedi. Şimdi Lines var orada, kafayı vurabilecek. Vuramadı. Tehlikeli. Yeni Malatya Spor adına tehlikeli bir durum. Tehlikeli bir pozisyon. Ancak gol yok. Muslera degajını yapıyor. İçeri doğru Muğdat'a doğru. Muğdat var, Sadık var. Muğdat pasını verdi kafayla Belhanda'ya. Belhanda şimdi sol açıkta geri Rodriguez'i gördü. Rodriguez maçın başından beri kendisini gösterme fırsatı. Muğdat'a doğru, hayır, Ndiaye'ye doğru. Çok da güzel bir vuruş. Ndiaye'ye doğru verilen pas çok da güzel bir vuruş. Ama savunmaya çarpan top kaleye gitmedi. Geri Rodriguez'in hızını kullanmam lazım. Yunus Belhanda köşe vuruşunu kullanıyor. Orta içeri Sinan kafa. Kaleci Fernola'da kaldı. Biraz daha köşeye atsa Sinan'ın kafa vuruşu gol olacak. Donk kafayı vurabilecek mi, vurdu. Geri Rodriguez Muğdat'ı görüyor. Muğdat. Şimdi sol kanattan gelen Belhanda. Belhanda bıraktı. Rodriguez orta, Muğdat'a gelmedi. Donk kafa indirdi Ndiaye'ye ama Donk'a yapılan hareket foul. Sanırım kambur durdu herhalde. Evet, orada bir çarpışma olmuş. Bu da bize bir foul oldu. Mariano topun başında ama onu daha iyi kullanabilecek bir Maicon var diyecektim ama Mariano daha iyi kullanıyormuş. Belhanda var diyecektim ama Mariano daha iyiymiş. Evet, Mariano pasını bıraktı Sinan Gümüş. Sinan şimdi bıraktı Ndiaye. Ndiaye Muğdat'ı gördü. Muğdat sıyrılamadı. Belhanda da yetişemedi. Maicon bıraktı şimdi Mariano. Mariano da Sinan Gümüş'e. Sinan orta içeri, Muğdat'a gelmedi. Belhanda'ya geldi ama Belhanda vurmasına izin vermediler. Şimdi Adem karşısında Maicon var. Maicon tecrübeli oyuncu. Donk'un yaptığı hareketin foul olduğu görüşünde hakem. Yeni Malatya Spor şu anda serbest vuruşu kullanacak. Galatasaray'ın yaptığı faul şu anda 3'e çıkmış durumda. İçeri doğru orta Ahmet Çalık kafayla indirdi. Ndiaye düzeltti. Şimdi Muğdat'a doğru. Muğdat, burada Sinan Gümüş var. Sağ kanattan bindirme yapıyor. Sinan karşısında Sadık var. Sinan hareketi güzel çekebilirse sıyrılabilir diyecektim ama Sinan'ın yaptığı hareket çok amatörce oldu. Murat Yıldırım donk derken Murat Yıldırım'da kaldı. Pereira, Adem. Adem'den Pereira'ya çok güzel bir müdahale. Ahmet Çalık'tan. Şimdi Muğdat Çelik. Sinan Gümüş. Sinan artık sıyrılırsa, Sinan sıyrılamadı. Farnole degajını yapıyor. Donk indirdi. Geri Rodriguez bıraktı Muğdat'a doğru ama olmuyor. Sadık girdi araya. Aleksic pasını verdi Guilherme. Donald'dan tekrar Guilherme'ye. Ahmet Çalık var karşısında. Ahmet'in baskısı netice getirdi aslında. Yeni Malatya Spor o pozisyondan bir atak çıkartamadı. Geri Rodriguez şimdi pasını bıraktı. Ndiaye'ye gelmiyor. Pereira. Mariano'nun müdahalesi yerinde. Pasını bıraktı Sinan Gümüş. Sinan'dan Muğdat Çelik. Muğdat da tekrar Sinan'a. Sinan sıyrıl, Sinan sıyrıl ondan. Şimdi Muğdat geriye bıraktı Mariano. Mariano düzeltti. Orta içeri Sinan kafayla geriye doğru ama Farnol'e girdi. Hakem de ilk yarının sonuna bir dakika koyuyor.
Ve ilk yarıyı o 1 dakika bitmiş olduğu için de bitiriyor. Evet, ilk yarı 0-0 arkadaşlar. Malatya'da beraberlik var ilk yarıda. %51'e %49 5 şut çekmişiz ve ikisi kaleyi bulmuş arkadaşlar ama gol olmadı. İkisinden biri Sinan'ın kafasıydı aslında. O biraz daha köşeye gitse gol olması içten bile değildi. Şimdi Lines sol kanattan bahsedecek bu sefer Galatasaray geri Rodriguez'i kullanma peşinde. Mudat bıraktı geri Rodriguez şimdi geriye Lines düzeltti, vurdu kaleci son anda. Geri Rodriguez kafayla indiriyor Yunus Belhanda geriye bıraktı Lines şimdi Ndiaye'ye doğru oynadı. Ndiaye Mariano'yu bıraktı, Mariano'dan Sinan'dan Mudat tekrar Sinan'a doğru ama Sinan bunu beklemiyordu. Taça dışı Galatasaray'ın. Mariano şimdi Sinan'la oynadı. Araya Buğra girdi. Pereira'dan Aleksic'ten Murat Yıldırım, Adem Büyük, Aleksic şimdi Pereira'ya doğru. Karşısında Mariano var. Yeni Malatya Spor organize gelmeye çalışıyordu ama organizasyon bozuldu. Şimdi Maicon Ndiaye'den Sinan Gümüş'e. Sinan sıyrılacak mı? Sinan Mudat'a doğru verdi ama savunmaya çarpan top sağlığın önüne gidiyor. Mudat kapamadı topu. Farnolle degajını kullandı. Ahmet Çalık oradan kafayla indirdi. Donk şimdi Ndiaye, Belhanda, geri Rodriguez orada hareketlendi. Mudat geri Rodriguez. Hadi Rodriguez yapma. Şimdi Maicon bıraktı. Ndiaye pası Sinan Gümüş. Mudat Çelik orada kendisini gösterdi ama Sadık araya giriyor. Pereira verdi Aleksic'e. Aleksic şimdi Guilherme pası Adem Büyü'ye. Adem bıraktı Pereira'ya. Pereira pası tehlikeli geliyor. Yeni Malatya Spor çok da tehlikeli vurdu. Çok da tehlikeli vurdu Aleksic ama top direğin üstünden dışarı gidiyor. Maçın başından belli Yeni Malatya Spor'un yakaladığı en tehlikeli atak diyebiliriz. Mustera degajını yaptı. Mudat kafayı vuramadı. Sadık'ta kal top. Sadık pasını veriyor Guilherme. Lines kaplı topu. Geri Rodriguez'e doğru oynadı ama Çibek daha yakın. Donald topu sakladı. Çibek geriye verdi Guilherme. Lines Guilherme'ye yapışmış durumda. Bırakmıyor. Evet, Pereira çıktı. Boğu Tayyip. Artık nasıl okunuyorsa. Donald geriye bıraktı. Çibek. Şimdi Donald. Lines girdi araya. Ahmet Çalık. Maicon. Maicon'dan Mariano. Mariano'dan Ndiaye. Ndiaye'den Yunus Belhanda. Belhanda'dan Mudat Çelik. Mudat geri Rodriguez'i görecek. Gördü. Geri Rodriguez sıyrılamıyor. Ama pas Belhanda kaldı. Belhanda'nın pası kimde kaldı? Ndiaye. Mudat bıraktı. Şimdi Sinan. Mudat kaçıyor. Mudat alabilecek mi? Aldı topu. Geriye de döndü. Ndiaye. Olmadı. Geri Rodriguez. Orada bir baskı var. Bir karambol anı oldu ama. Şimdi Ndiaye bıraktı Lines. Lines'ten Ndiaye. Ndiaye'den geri Rodriguez'e. Rodriguez. Lines tekrar Rodriguez aldı. Rodriguez topun Malatya Spor oyuncudan dışarı çıkmasını sağlıyor. Evet. Bu arada bilgisayarda bir şey olduğu için oyuna giremedim. Mariano şimdi bıraktı Sinan Gümüş. Sinan önde boş bir alan bıraktı. Sinan vuruyor dışarı. Önünde boş bir alan bıraktı Malatya Spor Sinan'ın önünde ama Sinan'ın vuruşu ne yazık ki dışarıda. Fernolle degajını yapıyor. Ndiaye kafayı vuruyor ama olmuyor. Murat da kaldı. Ndiaye'nin baskısı sonuç verdi ama. Şimdi geri Rodriguez hızlıdır. Mudat'a doğru oynayabilecek mi? Oynayamadı. Ama Mudat geldi topu. Savunmadan çöktü aldı. Mudat Çelik.
Muğdat güzel sıyrıldı Muğdat. Muğdat ama gidemiyor. Sadık izin vermedi. Donk bıraktı. Şimdi geri Rodriguez. Muğdat çeliğe doğru. Muğdat geriye bıraktı. Rodriguez sıyılamadı. Muğdat'ta pas Lines'e. Lines orta. Sinan kafa vuruşu. Boşta kalan top Malatya Spor'un oluyor. Ama Malatya Spor topu Galatasaray'a verdi. Şimdi Sinan Buğra geliyor. Buğra Çağıran aslında yanlış yazmışlar. R ile başlıyor. R nedir bilmiyorum ama Malatya Spor'da Çağıran soyadlı Buğra var. Mariano orta içeri geri Rodriguez'e gelmedi. Adem Maicon aldı Adem'in ayaklarından ama top yine Malatya Spor'da kaldı ve şimdi 4'e 2 yakaladı Malatya Spor. Ancak Mariano gibi bir defansınız varsa bu sizin için çok problem olmaz. Şimdi Muğdat bıraktı Sinan'a. Sinan pası geri Rodriguez. Offside. Yunus Berhan'da offside'da. Aslında Muğdat da offside'deymiş. Ahmet Yıldız girdi oyuna. Murat Yıldırım'ın yerine Ahmet Çalık bıraktı. Sinan Gümüş. Sinan pasını bıraktı Endiaye. Endiaye hakem devam dedi. Buğra kaptı Endiaye'nin ayaklarından. Şimdi Sinan'ın baskısı netice vermiyor. Galatasaray artık 3 puan için savaşmak zorunda. Mariano pasını bıraktı. Yunus Belhanda. Muğdat. Geri Rodriguez'e doğru pası çok kötü ya. Donk. Şimdi Muğdat. Belhanda. Geri Rodriguez. Sol kanattan geliyor Rodriguez. Rodriguez. Geriye Belhanda. Vurula. Hadi be. Ya son dakika son gol olacaktı ya. Ya o Belhanda o golü nasıl atamadı? Nasıl atamadı? O son dakika izleyemiyor muyuz? Ya o son dakika izleyemiyor muyuz o golü ya? O pozisyonu daha doğrusu. Dakika 88 Muğdat'ın vuruşu. Dakika 25 ne yazık ki onu vermedi. 27 48 48 61 75 Sinan Gümüş'ün vuruşu. Daha 90+2 Yunus Belhanda. Ya bunu nasıl bu gol olmadı ya? Bu nasıl gol olmadı ya? Son dakika gol olacaktı. Olmadı. 9 şut çekmişiz. 3'ü kaleyi bulmuş ama 0-0 berabere bitti. Yeni Malatya Spor Galatasaray karşılaşması. Gerçekte yani şu anda Malatya'daki durum nedir onu bilmiyorum. Maçı izleme imkanım da yok ne yazık ki şu anda. Ama bizim maçımız 0-0 bitti. Bu Galatasaray açısından puan kaybı demek. Malatya Spor için de aslında kendi evini yenememiş olmanın bir kaybı demek. Burada ve yani bu maçta bizim maçımıza kazanan yok. Gerçekten kazanan yok. Hani beraberlik kimsenin işine yaramıyor ne yazık ki. Malatya Spor da 3 puan için çıkacaktır sahaya. Galatasaray da 3 puan için sahaya çıkmak zorunda zaten. Ama bu kadar sakatlıkla o 3 puan alabilir mi bilmiyorum arkadaşlar. Bir dahaki haftanın en iyi maçına kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Eğer bu maçları izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.